yılında ziraat mühendisi olarak mezun olmuştur. 1990 yılında devlet su işlerinde işletme mühendisi olarak göreve başlamıştır. 1997 yılında devlet su işleri Köreli işletme ve bakım baş mühendisliğine atanmıştır. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı adaylığı koymuştur ve 99 yılında Ceyhan Belediye Başkanı seçilmiştir. 3 dönem bu görevi sürdürdükten sonra 30 Mart 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. 2014 yılından beri görevine sürdüren başkanımızı alkışlarla buraya davet ediyoruz. Toprak işlerine meralara, hayvanlarına patırlar.
Evet, Asya'ya ölürler. Ama şimdi öyle değil Cumhuriyet'te. Mesela şu an İrbağ'ın başımızda kim var? Sen Tayyip Erdoğan var. Kim Tayyip Erdoğan? Bir gemi işçisinin oğlu. Eski Cumhurbaşkanı kimdi? O kim? Benim meslektaşım, ben biraz önce dediler ya, sizin meslektaşım her zaman. O da bir tornaşım. O. Ben kim? Anladım. Sehari annesi babası. Diyanım çok çapınak köyünde ikamede biliyorum. Benim babam, onlar göçer hayatta, Kılçadır'ın içerisinde doğmuş, halalar. Son 2-3 en küçük kalan, 7 kız, 2 erkek onlar. Buradan deniz sahiline, Seyhanlerin denize döküldüğü yerin tam sağ tarafından 4 yol, Payas sınırına o sahilin olduğu bölgede kuşlamışlar. Erciyes'in bu tarafı Develi'ne, Çamarlı, Niğde'ye kadar olan bölgede gidip gelmişler. Yaylı'ya bu tarafa gitmişler. İkbal bitiminde, yaz yerinde. Sonbaharda bu tarafa gelmişler. Yani sürülerin peşinde çobanlık yapan bir babanın ve köyde onun eşinin çocuğu. Cumhuriyet'in okullarında okumuşuz. Yüksek tahsil yapmışız. Seçme ve seçimde hakkımız var. Zaten devamlı seçiyoruz. Seçimde hakkını kullanmak da arzu ederseniz, inanırsanız var. Seçimde hakkını da kullanmak istedim. 1999'da aday oldum. O zamandan bu zamana kadar birçok kişi de siyasette bu vardı. Rahipleri zaten ömrünüzü kesmek istedim. Çok tabii. Herkes ömür kesmek istedi. Doğal yollarının ömür kesmek, yarıştırmalarına kazanması yer ayrı. Kamu gücüyle de karşılaştığım halde tam 20 yıldır belediye başkanıyım. Yani buradan yaşamak istediğim nedir biliyor musunuz? Klasik Cumhuriyet tarihinin dışına çıkacağız. Cumhuriyet, bir torna işçisinin oğlundan Cumhurbaşkanı, bir gemi işçisinin oğlundan Başbakan ve Cumhurbaşkanı, bir köylü yörük ailesinin çocuğundan önce ilçesine belediye başkanı, sonra büyükşehir belediye başkanı. Bundan sonra da önümüzde olamayacağımız bir fırsatlar silsilesi yok. Buradan size ifade etmek istediğim şudur ki, Final Temel Lisesi'nde okur iken, benim eğitim ve öğretim şartlarından biraz sonra size bahsederim. Bizim geldiğimiz, bizim hikayenize bakıldığı zaman size çok şanslısınız. Cumhuriyet bu fırsatı herkes verir. Cumhuriyet bir köy çocuğunun adına bir şey belediye başkanı yaptığı gibi Final Temel Lisesi'nde okuma fırsatı bulmuş. Adana gibi metropolde, kültüre, sanata ve her türlü bilgiye ulaşım elinize bu fırsatları değerlendirir. Azmedersiniz, karar verirsiniz. Ne olmak istediğinizi düşünürsünüz.